fiyatlar devam ediyor. 6. kez yarışan milli yüzücümüz var Derya Gülkuncu. Bu konuya ilişkin bir haberimiz var. Dilerseniz o haberimizi de ekranlara getirelim. Ondan sonra üzerine hem canlı yayınlarımız, canlı bağlantılarımız olacak. Evet. Hem de sizinle söyleşimize devam edeceğiz. Derya Büyükuncu. Benim annem olimpiyatlara gider, sen gidemezsin dedim final günü. Nihat Doğan'ın. Sen gitsen sen turist olarak gidersin kardeşim dedim. Yine diline düştü. Lafa gelince sersiniz, icraata gelince pamuk şeker. Survivor yarışmasında geçtiğimiz sezon şampiyon olan Derya Büyükuncu, 6. kez katıldığı olimpiyatlarda 200 metre sırt üstü yarışında 35 sporcu arasında 33. sırada yer alarak elenince yine olanlar oldu. 6. kez olimpiyatlara katıldı, ülkemizi temsil etti ve görevini tamamladı. Derya Büyükuncu'nun bugün Londra olimpiyatlarında elenmesinin ardından ünlü yüzücünün arasının açık olduğu Nihat Doğan bir kez daha sahneye çıktı. Neredesin? Hani senin arkadaşların nerede? Sana destek olanlar nerede? Nihat Doğan'ın Derya Büyükuncu'nun elenmesinin ardından yaptığı açıklamaları birazdan ekrana getireceğiz. Ama ilk olarak ünlü ikilinin arasının açılmasına sebep olan olayları hatırlatıyoruz. Nihat'la ilişkimi kesmiş durumdayım. Artık bir kelime bile etmiyorum çünkü. Hatırlayacaksınız, Derya Büyükuncu'nun Survivor'da birinci seçildiği final gecesi öncesinde Nihat Doğan yarışmayı kazanırsa okul yaptıracağını söylemişti. Kazanırsam yarısını havuzu olan bir okul yapmak istiyorum. Derya'mızın yaşı 40'a dayandı. Bu saatten sonra yüzmede başarılı olamaz ama olimpiyatlarda yeni deryalar yetiştirmesi adına o parayı harcarız. Hem yeni deryalar yetiştiririz hem de okula milletimize faydalı oluruz diye düşünüyorum. Derya Büyükuncu da kazandığı parayı olimpiyatlara katılabilmek için kullanacağını söylemişti. Bu büyük ödülü kazanırsam kazandığım ödülü yine Türkiye için harcayacağım. Olimpiyatlara hazırlanmak için harcayacağım. Ve 6. kez olimpiyata katılıp insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirip Türkiye'yi ve kendimi kitaplara sokmak istiyorum. Ancak Büyükuncu'nun o günlerde Londra olimpiyatlarına gidemeyeceği iddia edilince Nihat Doğan ünlü yüzücüye fena yüklenmişti. Benim annem olimpiyatlara gider, sen gidemezsin dedim final günü. Yok ben gideceğim, göreceksiniz dedi. Sen gitsen sen turist olarak gidersin kardeşim dedim. Gel yapma, yazık günah, bak kaç yaşında adamsın, 40 yaşında gelmişsin dedim yani. Gel okul yaptıralım, ödülden vazgeçelim dedim. Yüzme havuzu olsun. Yeni sen de geç başına, yeni yüzücüler. Hayır, ben kendi menfaatini, halkın menfaatini, milletin menfaatinin üstünde tutmuştum. Okul yapılacaksa da en güzel okulu ben yaparım. O zaman yap, yap kardeşim. Nihat Doğan, Derya Büyükuncu'nun bu tutumuna çok sinirlenmiş olacak ki ünlü yüzücüye söylemediğini bırakmamıştı. Ya Nihat, sana niye susayım kardeşim? İstiyordunuz adamız bilmem neyiz diye. Hadi okulu yap, okulu, işi yap, işi. Bak olimpiyata gidemedin, çık. İşi yap, işi oğlum. İşi yap, işi yap, okulu yap. Hadi getir parayı, getir okulu yap. Öyle kaçamazsın, hele ben çektim gittim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Lafa gelince istersiniz, icraata gelince pamuk şeker. Ne oldu? Çil yavrusu gibi dağıldınız. Neredesiniz? Hani senin arkadaşların nerede? Sana destek olanlar nerede? 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 Ağlıyordunuz, sızlıyordunuz biz arkadaşlar. Bunları bir kere bir arada gördünüz mü? Bir kere bir araya geldiler mi bunlar? Ne oldu bunların dostlukları? Bu vebalin altında senin o dost bildiklerin de vardır. Nihat Doğan'ın bu açıklamalarının ardından Derya Büyükuncu 6. kez olimpiyatlara katılarak tarihe geçti ama erkekler 200 metre sırt üstünde başarılı olamayarak elendi. Büyükuncu'nun olimpiyatlara veda etmesinin ardından Nihat Doğan Twitter'da sahneye çıktı ve ünlü yüzücüye şu cümlelerle mesaj gönderdi. 33 kişinin içinde 33. olan Derya Büyükuncu'ya Nihat Doğan'ın cevabı. Vallahi ben gitseydim zaten daha kötüsü olmazdı. Olimpiyat madalya rekoru kıran Michael Phelps de Derya SMS'e çıksa oyumu Derya'ya verirdim. Derya ben hak ettim desin diye.